muhabir arkadaşımızın suratına kapıyı kapatıyor olması. Bir şey hissetmiyorum. Eren Bürsin, Hande Erçel, aşk yaşar mı yaşamaz mı? Siz şuraya bir not düşün. Sezon sonuna kadar bu sorulara ikisi de net cevap evet hayır demeyecekler. Sanki hiç dizide oynamıyormuş gibi. Bir yakışıklı adam, bir tanesi güzel kadın, bu işin ekmeğini yiyorlar. Onların gerçekten resmi olarak mesela misal veriyorum. Sevgili olduğunu duyunca rahatlayacak mıyız Hande ile Kerem'in? Şimdi, bu mudur yani şimdi? Şöyle bir durum olur. Asmalı Konak, Türk televizyon tarihindeki dizilerin yeni versiyonda kırılma noktası oldu. Hikayeler dönüyor, dolaşıyor. Asmalı Konak'ın özetine geliyor. Orada ne gördük? Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz aşkı gördük. Ekmeğini yediler mi? Hala da bu devam ediyor biliyorsun ki. Sonrasında yeni versiyonda ne gördük? Demet ve Can gördük. Şimdi burada aralarında herhangi bir şey yoksa bile romantik komedi üzerinden yürüyüp iş yaptırabilmek için bir yakışıklı adam, bir tanesi güzel kadın bu işin ekmeğini yiyorlar. Evet. Murat'la ayrılması tesadüf düştü mü? Düştü. Öpüşme sahnesinin uzantısı ve bu çocuğun, yani setten kovduklarını iddia ettikleri çocuğun aslında kurgulandığı, bu oğlana bu işi çek ve sosyal medyaya koy denildiği, gelen tepkiler üzerinde oğlanın işten kovulduğu yolunda bir dedikodu aldım. Yani eğer tepkiler gelmese, bu iş uzamasaydı çocuk da işinden olmayacaktı. Sonra bu işin ekmeğini yiyorlar, medyada yansıdı ya, güzel haber evet. Hande ve Murat. İkisini şimdi beraber bir karavan mevzusu var, aynı karavanı var. Onlar da bu işten zevk aldılar. Paylaşalım, görüntüler gelsin falan. Ya bizle oynuyorlar ya da çaktırmadan şu anda cilveleşiyorlar. İkisi de. Ama okudunuz ki zaten ikisi de. Okudunuz mu? Şimdi aynen. Can Yaman ve Demet Özdemir de bu oldu. Ve gerçekten onun yerini de tutabilecek bir proje çok zor gelir. Zor. Bak, o zor. Yeni neslin en iyi işlerinden biridir. Mesela bu, onu yaşadığımız için burada bunu yemiyoruz. Yemiyoruz var ama. Yok da yoku konuşmuyor şöyle, öyle değil mi? Bize abi? Yediremiyorlar ama yedirdikleri bir 15-16-17 yaş tayfası var. Onlar bu işten zevk alıyorlar ve böyle bir ilişki başlamış, böyle de bir aşk varmış gibi yürürken aynı zamanda bir de Murat Dalkılıç taraftarları var. Onlar da öfke kusmak üzerine bu ilişkinin dahili oluyorlar. Kime yarıyor? Her halükarda dönüyoruz sosyal medya PR'ında diziye yarıyoruz. Bütün amaç görür, zaten... Günün sonunda kim zarar görür? Zaten, ben de Hande zarar görür. Zaten bütün amaç dizinin reyting alması, iyi reytingle de devam etmesi. Zaten reyting almayan diziler yarı yolda kalıyor. Çünkü 5. bölümde iptal ediliyor. Devam edeceğim, müsaade et. Şimdi hem diziye yaradı, hem ikiliye yaradı, hem de oynuyorlar. Hepsi bir arada çorba. Salih, günün türlü. Hande kaybeder ama. Hiç kimse kaybetmiyor. Allah kaybeder bak. Ne kaybı? Ne kaybı? Biliyor musun? Prestij kaybeder. Hayır abi. Onlar için hayır, bir reyting, iki para. Ayrı mesele ya. Tabii ki bu işi para için yapıyorlar ama şunu görelim. Biz Murat'la Hande'nin aşkına inanmış mıydık? Çok da fazla sahiplenmemiştik. Evet. Ben bile gülümse evet. Dedim ki ben böyle bir aşk görmedim evet. O zamanlarda. Adamın gözleri kayıyor kadına bakarken. Evet. Ama şimdi terk edilmiş bir adam, niye terk edildiğini bilmiyoruz. Yani bir veda var. Ben orada bir duyum aldım. Ama bu vedanın üstüne yeni başlayan bir ilişki ve bu ilişki de bize birazcık da şey kokuyor. Ya bu PR. Ya bunun adı PR. Bunun adı aşk değil. İlişki dahi yok bana sorarsan şu anda. Tamamen oynuyorlar. Tamamen gündemde tutmak diziyi, diziyi izletmek için çaba sarf ediliyor. Onların paylaşımı. Oynarken gerçek olmasın da. Dizi aşkları da meşhurdur. 18 saat bir aradalar ya. Dizi aşkları da meşhurdur. Oraya zaten gelirsek çıkamayız. Kestirmeden gidiyorum. Evet. Şu anda oynuyorlar. Evet. Amaçlarına uygun gidiyor. Yapımcının işine geliyor. Arkadaşların işine geliyor. Bitti. Tamam. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Bu arada senin az önceki yorumuna şurada katılıyorum. Burada evet kan kaybedecek olan Hande olabilir. Şimdi Kerem Bürsin de Hande Erçel de dizileri son zamanlarda tutmadıkları için ben onları fazla hırslı görüyorum. Maalesef ki Kerem Bürsin de çok emanet dururdu hırs bence ama Kerem'de de onu hissediyorum ve bunca yıldır çok severek ve beğenerek takip ettiğim Kerem Bürsin'i bu projede ve yaptığı bu sosyal medya paylaşımlarıyla bendeki, yanlış anlaşılmasın, hala seviyorum ama bendeki ağırlığını kaybetti. Bu ağırlığını kaybetti kısmını istediği gibi değerlendirir, yorumu açık neden olduğu. Burada bir kere sevgilisinden
ne sebeple ayrılmış olursa olsun, sevgilisi varken veya ayrılmış olan biriyle eğer Kerem Bürsin bir şey yaşayacak olursa, ben Kerem bendeki tanesinde not kaybeder. Bu da bence bir ya, şeye Demet'le yakışmaz. Bir, devamında ayrılıklarında şöyle, ben Kerem Bürsin ayrılık sebebi değil. Bunu bir kere herkes kafasına not etsin. Yani sonrasında olur olmaz, onu bilemeyiz ama yok. Şimdi sebep ayrılık, Kerem değil. Kerem değil ayrılık sebepleri. Yani onlar ayrılıyorlar, sonrasında hani onu onayı oraya yormak da çok ayıp oluyor gibi geliyor bana. Neyse ki buna bir açıklama yapmamaları da çok üzücü. Dizi reytingi için kendi karakterinizden ödün vermeyiniz. Bu kadar değil ya, bu bir. Bravo. İkincisi Murat'tan, yani bir arkadaşım şöyle dedi bana. Dedim ki niye ayrıldılar? Yani ben Murat'a dedim, mesaj yazdım, kapı duvar. Yani bu konuyu konuşmak istemiyor belli ki ama nedir falan diye. Sadece uzaktan bir arkadaşım, şimdi şey yapmayayım. Dedi ki ya Hande o kadar bekledi evlilik teklifi. Murat evlen, yani evlilikle ilgili bir şey olmadı. Kız da dedi hani delirdi. Yani delirdi derken tavır koydu. Hani nasıl ya dedim hani. Hakikaten bu mu? Murat da çok aşık ya, yani Murat'ı bilemem yani, evlilikle ilgili birazcık beklediler mi, ne oldu, işte teklif mi bekledi ki, bunları da konuşmayı sevmem biliyorsunuz. Hani şu başlıkları hiç sevmem, evlenmedi işte, hani evlilik teklifi gelmeyince kadın terk etti haberlerini sevmem ama bir duyum var, olay bu. Hani de bu sebepten dolayı tavır koyuyor. Ya bir başkası için, bir şey için değil. Ben bak, de senin başka seninle örtüşecek bir şey söyleyeceğim. Bana. Ben de ayrılığı isteyenin Murat olduğunu ama meselenin bu olduğunu biliyorum. Mesele bu. Mesele bu ama madem öyle, yani Hande'nin çok direndiği bu konuda, Murat'ın da bu konuya biraz böyle soğuk baktığı, sonuçta günün sonunda madem öyle, o zaman hani biz şifre ayıralım diyenin Murat olduğunu. Şifre sizin kullandığınız en baştaki cümlelerden birinde Hande'nin de Murat'ın da Kerem'in de işleri tutmadı, son işleri dediniz ya. Kadın beraber bir ilişkisi var. Yakışıklı bir adamla yeni bir diziye başlamış. Bu da tutmazsa tepe taklak giderim diye maddelerden biri bana göre bir bu. Tribünlere oynama ihtiyacı. İki, Murat'ın öyle ya da böyle yaşadığı ufak bir ekonomik sıkıntı gazetelere de yansıyan, işte ev kirasına Hande takviye oldu gibi haberler. İkisini çarptım, böldüm, eşittir dedim. Ayrılayım dizide. Ratingi oynayayım. Evet, benim düşüncem de bu. Evet ama oyuncu menajerleri oyuncularını daha popüler ve daha böyle yüksekte kılıyorlar. Olan da onların partnerlerine oluyor. Bunu bir kere geçen de söyledim. Tekrar düşmek istemiyorum ama kaçıranlar varsa. Bir Murat Boz'da yaşadık bunu. Aslı Enver yükseldi. Işık ve enerji kaybeden Murat Boz oldu. Murat Dağkılıç'ta daha öncesinde de, hatta Hande Erçel, Allah rahmet eylesin, annesini kaybetmeden önce de yeni Murat Dağkılıç'ta böyle ayrılıkları falan filan oldu. Stratejik davranıp adamlar kötü bir şey yapmış sunuyorlar. Yapsa bile bu çünkü kadar sunmaz ve çok ağır oluyor yani. Şimdi Hande Erçel çok başarılı bir oyuncu mu? Güzel bir kız ama bence çok başarılı değil. Kerem Bürsin de daha başarılı ve donanımlı bir çocuk olduğunu buluyorum ama onlar şu anda romantik komedi dizisinin popüleritesinden, o yakıştırılma durumundan dolayı yürüyorlar. Evet. Wow. Evet. 8 evet. Sene. Demet Özdemir'e getiriyorum konuyu, niye? Çünkü gerçekten Serenay Sarıkaya, Demet Özdemir benim favorilerimden. Hemen küçük bir örnek vereceğim. 8 senedir Hande Erçel de var, çok hırslı bir kız. Demet Özdemir de 8 yıldır var. Bak bakalım nerede ikisi? Takipçisini... Aralarında dağlar var. Evet, aralarında dağlar var. Şimdi haksızlık... Demet'in yanına yaklaşamaz Hande. Ya şimdi çok başarılı. Geldiği noktada Hande Erçel de bugün hala Kerem Bürsin'le yakışıyorlar mı? Romantik komedide onu bunu yaşıyorlar mı? Nın ekmeğini yiyor. Oldu mu? Hayır. Ya buradaki durumda... Tabii. Bu magazine getirip de Murat Dağkılıç'ı orada ezip de Kerem Bürsin'i kıskanan adam Murat Dağkılıç'ı ezemezsiniz ya. Aa, bir dakika. Buna izin veriyorsa senin de yaşadığın yıllara yazık abi. Burada oyuncu menajerlerinin, senin dediğin gibi oyuncu menajerlerinin büyük payı var. Onu diyorum işte. Oyuncu yani menajerleri sanatçı menajerlerinden daha başarılı. Ben bu diziyi alırım, oyunculuk okullarında ve radyo, televizyon, sinemadaki arkadaşlara seyrettiririm. Bak sakın ona böyle bir oyunculuk, sakın öyle bir prodüktörlük yapmayın diye bunu seyrettiririm. Bu kafada çekilmiş. Bir virgül koyun, devam edeceğiz çünkü Murat Dağkılıç röportajı da var. Güzel. Başakşehir'i sporu da buradan evet kutluyoruz, tebrik bir ediyoruz şey efendim. Yeni sezon daha hayırlı uğurlu olur inşallah. Vallahi ben ve şimdi Başakşehir'i ben de kutladım. Yine de kutluyorum ama bir ek yapacağım. Erzincan Spor'u da ben kutluyorum arkadaşlar. İkinci lige çıktık.
bir Erzincanlı olarak. Hayır, uğurlu olsun. Hayırlı sağ olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Hayırlı gelelim Başakşehir'e. Doğru isim var getiren. Hande Yener, Serdar Ortaç, Murat Dalkılıç, Fettah Can. Dört kişinin arasında bir Fettah'ı göremedik. Ben Fettah'ı göremedim ama Fettah'ın Başakşehir'e yazdığı marşı dinledim. Herhalde tahmin ediyorum Başakşehir'in en çok gol yediği iş bu iş olmuş. Fettah şarkı yapsın, marş falan beslemesin. Marşı başlar bir de. Tabii yani takım taraftarı olan sanatçılar yapınca başka bir ruhla yapıyorlar. Tabii. İspanyol yapınca o ruh oturmuyor. Serdar Ortaç için çok seviyorum. Hani haddinden fazla seviyorum. Ama Serdar'ın herhalde ciddiye alındığı tek iş sağlığı ve Serdar'ı böyle gördükçe çok üzülüyorum. Yani yoksa bir şekli yok. Murat Dalkılıç'tan cevap beklemiyordum. Beklemediğim oldu. Kendine yakışanı yapmış. Bitmiş bir ilişkinin üstüne sebep ve sonuç üzerine bir şey söylemeye kalksam ayağına dolanabilir, ters olabilir. Ama muhabir arkadaşımızın suratına kapıyı kapatıyor olması, arabaya biniyor olması da bir şey değil. Şunu söyleyebilir en azından, bunlar ayaküstü konuşulacak konular değil deyip karşısındaki genç kardeşinin gönlünü de alabilir. En azından sevgili arkadaşım, bitmiş bir ilişki, herkesin yolu açık olsun, benzeri bir şey, benzeri bir şey. Tabii. Cümleyle bunlar medeni ilişkilerdir. Tabii. Ki biz üzerine biraz önce ama konuştuk zaten. Ama şunu siz de biliyorsunuz ki, burada konuşulacak şeyler değilin üzerine 3 program yapar mıydık? Yaparız. Yaparız. Yani bazen de sıfır tepkisiz kalmak da. Evet. Yani ya şimdi. Bu da cevapsızlık da bir cevap bak, bana göre. Ben Murat'ın bence en büyük ayıbı ne biliyor musun şu röportajda? Evet, kimse Başakşehirli değil bu masada. Ben Beşiktaşlıyım, sen Fenerbahçelisin. Sen bilmiyorum hangi takımsın ama. Galatasaraylıyım. Ama Beşiktaşlı. Hiçbirimiz Başakşehirli değiliz ama Başakşehir'i candan kutluyoruz. Kesinlikle. Ben 3 senedir şampiyon olsun diye dua ediyordum, olamadı. İnşallah dedim, evet, bu sene olur. Kısmet. Evet. Tutmadığım bir takım olduğu için diyor orada röportajda. Evet. Bir şey hissetmiyorum. Ne hissediyorsunuz? Hayır, konsere gidiyor. Hayır, onu demiyor tam olarak. Şimdi kötü anlamda söylüyor. Ne diyor? Avrupa'da seçicilik. Ne diyor? İlla yereceksiniz, çocuğumu yedirme. Ne diyor? Diyor ki, çok ilginç diyor ya. Tuttuğum bir takım da değil ama diyor. Hani ilk defa böyle bir şey tecrübe ediyorum anlamında söylüyor. Tutmadığım bir takım ama şampiyonluğu tamam da, şarkı söylüyor. Tamam da. Beşiktaşlıyım ama şampiyon Başakşehir'i kutluyorum. Bugün de gecelerine renk katmaya geldim de diyebilir. Tamam işte onu daha güzel bir cümle kurabilirsin. Kenan tutmadığım Doğru, bir takım. Galatasaray'da. Fenerbahçe şampiyon olsa da Kenan Doğulu'ya şampiyonluk gecesi sahneye çıktıysan çıkmaz. Ya tutmadığım bir takım için garip geliyor diyor. Samimi olmuş çocuk, ne desin ya? Ya çocuk sevgisinden ayrılmış, üstüne sorular gelmiş, aklı bile yerinde değil. Salih zaten Geçici. Onu oraya o konsere çağıran da kabahat. Bir şey söyleyeyim mi? Aa, o kadar yani. Evet. Evet. Bir şey söyleyeyim, o zaten. Bak Yüz Hocam, oyuncu menajerlerine döndün sen. Ne istiyorsunuz Murat? Ne alakası var? Hayır, Murat Dalkılıç sorulacak soruyu bildiği için başka bir yere ilgi çekmeye çalışıyor. O biliyor Hande ile ilgili soru gelecek. Uyanık olan. Gecenin sonunda böyle bir soruyla karşılaşacak. Ya. Kafası orada onun. Evet. Asıl mesele Hande Yener. Tutmadığım bir takım olduğu için garip bir duygu. Hande Yener yeni bir... Ya doğru. Şimdi kendi tuttuğun takımın galibiyetinde daha farklı olabiliyor. Tamam. İlk defa tecrübe gibi duydu. Ne desin? Samimi kendi takımda işte. Daha samimi ol. Daha samimi ol. Tutmadığım bir takım şampiyon olmuş ve o takım şampiyonluğuna bedeliyle neyse konsere gidiyorsun. Ya burada profesyonelce davranmış, konsere gelmiş, bu ayrı mesele de. Hani o dediğim gibi onun kafası Hande Erçel'le ne diyorsunuz? Burayı toparlamadan son Hande Erçel sorusuyla ilgili ben, falan. Ben cevap ver, konuştuk ya, cevap vermemesini diye mantıklı buluyorum ama dediğim gibi. Söyledik ona en başta. Diyebilirdi cevapsızlıkla bir cevap. Ya. Kapıyı, soruya kapıyı son kapatmaları ayıp. Ayıp. Masamıza kapatmadı ya. Masamıza. Yok, evet ya, kapıyı kapatmıyor. Arkadakiler falan kapatıyor. Yürüye gidiyor hızlı hızlı yani. Tamam, arkadakiler yabancı zaten. Maskesini örnek teşkil etmiş. Bilmiyorum, ben Murat Dalkılıç'ı şu anda yedirmek istemedim. Masamıza bir not düşeceğim. Bir tarz var mı diye. Toparlamadan önce. Koluma da bir sinek, bir şey, böcek ısırdı. Sabahtan bir elim orada. Beni niye ısırmıyor da sen ısırıyor? Tatlı kanım var. Bak şimdi masaya bir not düşeceğim. Kerem Bürsin, Hande Erçel. Aşk yaşar mı yaşamaz mı? Siz şuraya bir not düşün. Yorumunuzu alayım toparlamını. Bak sezon sonuna kadar bu sorulara ikisi de net cevap evet hayır demeyecekler. Hah, yazıyorum. Bence zorlama aşkı. Olur bak, zorlama aşkı. Sezon sonuna kadar ikisi de. Dediğim gibi yani çok ciddi ve çok uzun bir mesai. Kan kaybederler. Rating kaybeder. Rating ve kan. Kerem Bürsin bence şimdiden birazcık. Kerem kaybetti zaten. Hoşlandı. Kerem fanlarının yazdıklarını. Ya bir buldumcuk oldu Kerem Bürsin. Sanki hiç dizide oynamıyormuş gibi. Şey söyleyeceğim. İyi gidiyor. Helal Hande olsun. Hande Yener sevdiğim için söylüyorum. Hande Yener yeni bir şarkı çıkartmadı mı? Çıkarttı.
çıkardı. Değil mi? Yine niye böyle kimse Pandora'nın şarkısından bahsetmiyor? Şeyde mi kaldı böyle? Cömürlükte mi kaldı şarkı ya? Yaz pandemi gürültüye gitti ya demek. Murat Dağkılıcı, Murat Boz'a şarkı çıkaramıyorlar diye söylenip duruyorlar da Hande Yener arada kaynıyor. Yine şey çıkarmış. Bir tekerleme gibi sürekli şeyler yapıyor ya. Bu da öyleydi. Bir dönem herkesin Serdar Ortaç şarkısı dediği şarkılardan. Aynen. Öyle değil. Yine tekerleme yapıyorlar. Yine böyle aynı tekrar. Neyse. Serdar'a şifalar diliyorum.